Merhaba, hoş geldiniz. Her hafta, her perşembe olduğu gibi Haluk Büyümçekçi ile birlikte haftanın nokta programında karşınızdayız. Haluk Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haftanın öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu hafta tabii ki Cuma günü enflasyon açıklanacak. Onu takip ediyor olacağız. Nisan ayında enflasyon ne oldu? Onun dışında yine enflasyona bağlantı olarak haftaya Perşembe enflasyon raporu açıklanacak. Onunla da ilgili, çünkü ondan önce başka yayınımız olmayacak. Onunla da ilgili önden tahminlerimizi yapacağız. Zaten sonrasında sizlerle birlikte olacağız yine. Yabancı kurumlardan Türk lirası tavsiyeye gelmeye devam ediyor. TL de değerleniyor reel olarak. Döviz kuralı ne alemde? TL neden değerleniyor? Bundan sonra ne olacak? Onu soracağım. Bir de tabii ki rezervler. Son durum nedir? Onlara değineceğiz. İstiyorsanız enflasyona başlayalım. Şimdi Nisan ayı verisi gelmek üzere. Önce ne beklediğinizi yarın tahmininizi alayım. Ve enflasyonun genel gidişatı size sorayım. Onunla başlayalım. Yani ben aylık bazda tahmin yapmıyorum ama baktığımda 3-3,5 civarı gelmesi makul görünüyor. Anketlerde de gördüğüm kadarıyla 3,4 civarı bir beklenti var. Bu şekilde gelirse geçen yılın üzerinde olduğundan yıllık enflasyonda %70'in biraz üzerine çıkacak gibi duruyor. Zaten yükseliş eğiliminde olması Mayıs'a kadar beklenen bir durum. Oralarda bir sürpriz yok. Peki bu veriye ilişkin diğer öncü göstergeler ki az gün kala açıklanıyor. Bunların arasında tabii İstanbul Ticaret Odası'nın perakende fiyat endeksi ya da ücretler geçinme endeksi dediğimiz onunla Türk İş'in açlık sınırı ya da gıda fiyatlarını Ankara için gıda fiyatlarını gösteren endeksler tabii önemli oluyor. Burada Türk İş'e baktığımızda Nisan ayında 5,5 gibi bir gıda artışı gözüküyor. Çok hafif altında geçen yıl Nisan'da da 5,67 olmuş. Biraz altında olduğu için yıllık gıda enflasyonunun azaldığı görülüyor Türk İş'te. Ama bu biraz öncü gösterge desek sadece hani gıda anlamında birazcık yardımcı oluyor. Genel enflasyon için çok bize bilgi vermiyor. O yüzden İstanbul Ticaret Odası'na baktığımızda orada yüksek bir artış görüyoruz. 4,89. Dün de sosyal medyada ya işte enflasyona 3,4 bekleniyor ama acaba işte İTO'ya yakın gelirse ne olur hani falan gibi şeyler gördük. Burada biraz mevsimselliği farklı TÜFE'den. İTO, TÜFE için çok iyi bir gösterge olduğunu ben de söylüyorum. Yakın gelmesi de çoğu zaman gerekiyor. Arada farklar olduğunda da TÜİK'in açıkladığı verilerle ilgili güvensizlik oluşturduğunu biliyoruz. Ve yıllık bazda da hala bir fark devam ediyor. Ama aylık bazda yakın gelmesi gerekiyor. Peki Nisan'da niye farklılaşıyor? Çünkü Nisan'da İTO giyim fiyatları ki mevsimsel artışının kaydedildiği ay oluyor. Oradan dolayı genelde artışlar gözüküyor ama TÜİK'in endeksinde bu durum Mayıs'ta yansıyor daha çok geçmiş yıllardan bildiğimiz kadarıyla. O yüzden böyle farklılaşma olacak. Şimdi Nisan yüksek gözükecek İTO'da, Mayıs daha düşük gözükecek gibi. Panik olacak bir durum görmedim ben. Hani evet belki yukarı yönlü risk var diyebiliriz. Gıda fiyatları çünkü daha yüksek gözüküyor İTO'da da geçen yılın üzerinde gözüküyor. Gıda fiyatı kaynaklı zaten haberleri de biliyoruz işte. Et fiyatlarının yükselmesi daha önceki dönem görmüştük. Ondan sonra tavuk fiyatlarının, beyaz et fiyatlarının yükseldiğini gördük. Bu tip sürprizler olabilir tabii. Çok beklentilerin çok aşağı duruma işaret etmiyor bence. 3,5 civarı gelirse makul duruyor. Enflasyona bağlantı olarak tabii ki döviz piyasası. 1 Nisan'da döviz dolar kuru 32,27'ymiş. Bugün 32,36. Yani sabit. Son bir aydaki artışı %0 diyebiliriz. Hiçbir artış yok. Bunun hem enflasyon üzerinde etkisini sorayım. Bunun enflasyonda sonuçta döviz kurundaki artış Türkiye'deki enflasyonu arttırıyordu. Şimdi döviz kurunu bir şekilde kontrol ettik. Onu biraz sonra konuşacağız. Bunun enflasyon yansımasını baz etkisi dışında, yazın zaten düşecek baz etkisi, ama onun dışında önümüzdeki aylarda net bir şekilde hisseder miyiz? Hissederiz. Kesinlikle döviz kurunun önemi var. Hele artışlarda son yıllarda fiyatlara, kurdan fiyatlara geçiş etkisi de çok hızlandığından belirgin yansıdığını görüyorduk. Düşerken aynı hızda olmayabilir. Doğrudur ama mutlaka yansır. Fakat uzun vadede kalıcı ve sürdürülebilir bir enflasyon, dezenflasyon için yeterli değildir. Yani onu kabul etmek lazım baştan. Sadece bununla gidemezsiniz. Bu bir başlangıç için iyidir, gereklidir. Yani Merkez Bankası da zaten hep karar metinlerinde TL'de reel değerlenmeden falan bahsediyor. Onun görüleceğinden, onun işte gerekli olduğundan bahsediyor aslında. Ve onu da zaten sırf Nisan değil, hani yılın başından beri baktığımızda da bazı aylar hariç genelde enflasyonun altında kalan bir kur artışı olduğunu, aradaki farkın açıldığını, bir miktar değerlenmenin zaten başladığını biliyoruz. Aslında şöyle bir tarafı da var. Onu da gelecek haftaki enflasyon raporuyla da bağlantısını kuracağım. Bence hani gelecek haftaki enflasyon raporunda
önemli konunun tahminlerin falan ne olacağı değil veya yabancı yatırımcıların ilgisi de olacaktır toplantıya diye düşünüyorum. Bence daha çok şu TL'de reel değerlenmeyle tam olarak ne kastediyor onu anlamaya çalışacaklardır Merkez Bankası. Niye böyle söylüyorum? Çünkü bunun hani boyutu var. Şimdi enflasyonun hani minik bir altında gitmesi var. Daha belirgin gitmesi var. Yani ne kadarlık bir şey işaret ediyorsunuz? Hani bunu ne kadar sürdüreceksiniz? Çünkü yani niye böyle söylüyorum? Çünkü kontrol altında bir kur rejimi olduğunu biliyoruz. Yani sonuçta akımları, döviz akımlarını Merkez Bankası yönetiyor. O yönettiği süreçte bunu ayarlama imkanına sahip. Ama şöyle bir zorluğu var ki onu da zaten başkan da Karahan da söylemişti. Bizim iki yani stratejik önceliğimiz var. Önceki programlarda da konuşmuştuk. İşte bir tanesi rezerv biriktirmek, bir tanesi de dezenflasyon sağlamak ama dezenflasyonu sağlamak önceliğimiz, rezerv biriktirmek önceliğimiz değil dedi. Niye dedi? Çünkü ben 2-3 milyar dolar daha fazla alacağım diye dezenflasyonu bozmam yönünde mesajlar verdi. Bunu nerede verdi? IMF, Dünya Bankası toplantıları sırasında verdi. Ne demek istiyor? Ne ima ediyor? Bunu daha önce de vurgulamıştım. Yani gelen dövizi alırım ama alarak da kurlardaki değerlenme eğilimini bozmam. Yani kur artışlarını çok hızlandırmam demeye çalıştı. Ya da daha fazla biriktireyim diye gereğinden fazla almam türünde mesajlar verdi. Bence bu da çok sorgulanacaktır. Yani böyle sorular gelecektir. Çünkü daha önce de verilmiş böyle bir mesaj var. Ama ne algılıyor yabancı yatırımcılar ya da son dönem değerli yatırımcılar? Şunu algılıyor ve ona yönde tavsiye veriyorlar. Hani kur artışları faiz farkının ima ettiği, yani faiz farkı ne demek? İşte belli vadelerde geçen faizin sonuçta vadeli kura yansıması lazım. O kur belli bir seviyede oluyor diyelim 6 ay sonrası için ama eğer daha kur altında kalacaksa bunun o zaman o yönde vadeli döviz sat tavsiyeleri verdiklerini görüyoruz. Yani bu imkandan yararlanmak anlamında. Enflasyonla ilgili yıl sonu ve 2025 öngörüyle ilgili bir değişiklik bekliyor musunuz? Geçen toplantıda çok konuşulmuştu enflasyon raporunda ama herhangi bir değişikliğe gitmedi. Biraz Nisan gerçekleşmesi önemli. Ben hani çok sürpriz olacağını zannetmiyorum dedim ama eğer düşündüğümden farklı bir tablo oluşursa biraz etkili olabilir. Yani beklentileri bozabilir. Mesela şöyle demek istiyorum. 4 ve üzerinde bir şey görürsek enflasyon hem son toplantıda faizleri sabit tuttu hem bunu anlatmakta zorlanabilir. Hem de yıl son tahminlerinin inandırıcılığı biraz daha zor hale gelir. O yüzden bence yarınki şey veri kritik ama hani onun normal geleceğini varsaydığımda bugünden baktığımda PPK karar metninde ne de başka söylemlerde bunun değişeceğine dair bir işaret görmüyorum. Yani neydi? 36 idi yıl sonu. Gelecek 2025'te 14'tü. Evet iddialı bunlar. İddialı olmaya devam ediyor. Beklentilerin uzağında doğru. Bunları değiştirmek yerine gerekirse parasal duruşu sıkılaştırırız mesajı verildiği için daha ikna edici oluyor diyelim ama dediğim gibi yani umarım bir Nisan enflasyon sürprizi olmaz. Göreceğiz. Çok göreceğiz. Çok az kaldı zaten. Peki şimdi yabancı kurumların Türkiye'ye tavsiye etmesine geçelim. Siz bana nasıl yaklaşıyorsunuz? Yabancılara Türkiye'ye tavsiye etmesi yeni bir dönemin başlangıcı mı? Yoksa daha bekleyip yani bunu devam edip etmeyeceğini görmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var? Geçen seçimler sonrasında da belli dönemlerde oldu bu. Girişler gördük. Hatta geçen yıl son aylarında da gördük mesela. O sırada da Merkez Bankası döviz alıyordu. Tahvil hisse senetlerine giriş gözlüyorduk. Bu yıllık çeyrek iyi geçmedi ama geçen yıl gözlüyorduk zaten. O yüzden çok yeni değil. Ama artıyor olması tabii ki belli ölçüde belirsizliklerin yani yerel seçim belirsizliği vardı. Bunun getirdiği bir rahatlama var. Bir de şu anda o zorlu süreç işte ilk çeyrekte merkezin döviz kaybettiği süreçteki belirsizlikler de geride kalmış gibi gözüküyor. Oradaki alınan pozisyonların dövizdeki uzun pozisyonların diyelim hem hane halkı olsun hem yabancı yatırım bunların çözüldüğünü görüyoruz. Bu da buraları aşağı yönde baskılıyor. Şu aşamada bir geçiş sürecindeyiz. Bunu görüyorlar onlar da. O yüzden güvenli bir strateji olarak düşünüyorlar bu tip tavsiyeleri. O yüzden çok sürpriz değil. Ben muhtemelen veriler açıklandığında yarın açıklanacak bu hafta bir gün gecikmeli. Tahvillerde de yabancı girişinden hani belirgin olacağını bu hafta tahmin ediyorum. Yani daha olumlu bir seyir izleniyor. Swap piyasasında zaten ya da carry trade dediğimiz işlemlerde de artış devam ediyor. Yani ilgi sürpriz değil bana göre. Rezervlerde toparlamanın sürdüğünü göreceğiz diyorsunuz değil mi? Ben bu portföy akımlarını kastettim ama rezervlere geçersek de şöyle tabii ki çok doğru önceki haftalarda söylüyorduk. Özellikle hemen seçim sonrası haftada çok ciddi
Döviz alımı yapmıştı Merkez Bankası. Bunu sürdürüyor. 4 haftadır döviz alıyor her hafta. Ama önceki 2 hafta biraz sınırlıydı. Fakat 26 Nisan haftası yarın açıklandığında daha kesin tahmin yapabileceğiz ama 4,8 milyar dolar daha aldığını tahmin ediyorum ben. Yani piyasadan nette. Son 4 haftada da 14 milyarı aştığını düşünüyorum ki bunu daha hatırlarsanız seçim öncesi 26 sattı falan diye sizin yayınlarınızda da bahsetmiştim. Yani yaklaşık yarıdan biraz fazlasını geri almış durumda. Ama rezervlerin artacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü swaplar hızlı bir şekilde düşüyor. Onlar rezervleri aşağı çekiyor. Ama bu sağlıklı bir gelişme diye okumak lazım. Mesela rezervlerin yarın açıklanacak verilerde, bugün gerçi Merkez Bankası vaziyeti açıklandığı için rezerv rakamları bugünden görülecek ama 124,1 milyar dolara ben gerilemesini bekliyorum. Yani gerileme olacak ama bu kötü bir duruma işaret etmiyor swapla ilgili. Bunu da söylemiş olayım. Peki, şimdi sona geldik Haluk Bey. Sonra şunu soracağım. Stopaj, TL mevduatlarda ve fonlarda stopaj arttırdı, yükseltildi. KKM'de bunu hariç tutuldu. Şimdi bu hamlenin esasında TL'nin cazip hale getirmenin tersine bir hareket olduğu. Çünkü sonuçta oradan geriden bir vergi kesintisi oluyor. Bir diğer yanına KKM'de bunun yapılmamasında hala da KKM'den dövize geçişler için tedirginlik yarattığı söyleniyor. Siz bu politika işte bir şunu da söyleyenler var. Yani son derece yeni bir karar. Sonuçta burada bir kar var. Bu karın bir vergisi olması lazım diyen de var. Ama eski ya yani son dönem politikalara biraz tezat oluştuğunu söyleyen var. Hangi taraftan bakıyorsunuz bu TL mevduat ve fonlarda stopaj Bütün bu söylerin hepsi doğru. Hepsinin haklı payı var. yükselttiğinizde? Evet, hepsi doğru. O yüzden hani şöyle bir strateji izlenmiş. Sıfır devam etmesi çok zor hakikaten. Çünkü herkesin vergi ödediği, dolaylı vergileri ciddi yük oluşturduğu bir yerde rant da faiz gelirlerinden vergi alınmaması tamam. Dolarizasyon azaltmak için yapıyoruz falan güzel ama sonuçta yine bir servet transferi oluyor. Dolayısıyla bunun da normale gelmesi normal yani doğal. Ama şöyle bir yol seçilmiş. Temmuz'a kadar bu oranlar açıklanmış. Ve sanki ara bir durak seçilmiş gibi yani işte sıfırdan 7,5'a yatırım fonlarında mevduatta da 5'ten 7,5'a ve eşitlenmiş. Eşitlenmesi de normal. Böyle bir fark oluşması da çok anlamlı değil sistem açısından. Ben bunun son olmadığını bir tur daha artacağını düşünüyorum Temmuz gelindiğinde. Tabii tam şimdi dersolarizasyonun başladığı dönemdeyiz. Biraz daha acaba 3 ay daha eskisi gibi devam edebilir mi? Edebilirdi ama belki diğer bundan sonra alınacak kararlarla da ki özellikle bütçede harcama tarafında kesintiler falan beklenirken bunlarla uyumlu olarak burada da bir artışa gidildiğini görüyoruz. Makul bir şey bence ve dediğim gibi Temmuz'da bir turda artış görebiliriz. Eskiden söz konusu oranlar %15 ve Anlaşıldı. %10 bu noktalara gelebilir ya da arada bir 10'larda falan ya da 10 %10'da her ikisi de %10 veya %15 diyelim oralarda bir yerde oluşabilir gibi geliyor bana. Şey de son olarak sorayım. Şimdi dedik ya dövizde bu ay yani Nisan ayında hiçbir artış yok, yaşanmadı. Biz daha öncesinde enflasyon biraz gerisinde bir dövizde artış görüyorduk. Şimdi sıfırlandı. Bundan sonra da sizce yani zor bir soru biliyorum. Yine böyle enflasyon yani bu kadar sıkı gidecek mi? Yoksa hani biraz sonuçta onun da yansımaları var tabii farklı ihracat başta olmak üzere Evet. ekonomiye. Yoksa biraz daha serbest bırakacak mı sizce kontrol? Evet, çok çok iyi bir soru. Gerçekten herkesin aklında bu var herhalde. Ben bu ay Nisan'ın bir geçiş ayı olacağını hep söyledim. Hani ne anlamda? Çünkü ne oldu? Seçim öncesi bir yüklü bir talep ve bir pozisyon alındı. Doğru değil mi? Yani hem yabancı yerli yatırımcı döviz topladı. Bunun boyutunu da söyledim işte 26 milyar dolar falan böyle bir çıkış oldu. Şimdi bunların bir çözülmesi gerekiyor, değil mi? Geri gelmesi gerekiyor. Çünkü stratejiniz çalışmadı yani sonuçta beklediğinizi bulamadınız. O yüzden bunun terse döndüğü süreçte kuru baskılaması normal. Ben bunu bekliyordum zaten aşağı yukarı. Ha daha aşağı da olabilirdi. Ama Merkez Bankası işte 14 milyar dolar civarı aldığı için belki de gerilemesini engelledi. Yani bunu da unutmamak lazım. Ama arttıramadı da. O yüzden bence bu geçici bir dönem. Böyle gitmeyecektir. Böyle giderse çok uygun da olmaz Türkiye'nin dış ticaret tarafında veya cari açıkla ilgili. Bu sefer başka problemler ortaya çıkabilir. Ben hızlandırılacağını düşünüyorum. Hemen bu yani bugün 1 Mayıs hemen hızlandırır diye kesin bir şey söyleyemem ama yavaş yavaş işte mesela yarın bir enflasyon sürprizi olursa bunlar şey yaparak yansır bence. Biraz hızlandırılacağını düşünüyorum. Ha, hızlandırılsa da bundan sonra işte atıyorum
%3 gidecek aylık enflasyon desek bunun altında mı olur? Evet, biraz daha altında olmayı sürdürür gibi duruyor. En azından kısa vadede şu anda bunu çok bozacak bir durum yok. Teşekkürler. Çok sağ olun Haluk Bey. Bu haftayı da Altyazı. böylece kapatmış olduk. Haftayı da muhtemelen uzaktan yapacağız. İstanbul'da olma, Ankara'da olma ihtimali var sanırım. Evet, ben de enflasyon raporu için toplantıya katılacağım, Ankara'da olacağım. Onun sonrasında gün içinde yaparız diye umuyorum yayını. Evet, biz de oradaki sizden atmosfer havayı da alırız. Sonuçta öncesinde sonrasında neler konuşuldu da size sorarız. Çok teşekkür ederiz. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Ben Haftaya teşekkür görüşmek ederim. umuduyla.